Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfı'dan hepinize iyi yayınlar. Uzun bir zaman sonra bir sahil yayını yapıyorum. En son sahil yayınını 1,5 sene olmuştu yapalı. Bayağı bir zaman olmuş. Bendeniz ailenizin YouTuber'ı ve sosyal medya fenomeni Mustafa Gürsel. Yine bir yayın ne patlatayım bugün dedim. Bugün biraz moraller bozuk. Ya bir de Bigo yayını yapmaktan YouTube'u biraz birkaç 3-4 gündür boşladık. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Şimdi neden moral bozuk? Çünkü son bir ayda o kadar çok ustaları kaybettik ki o kadar olur. Ondan sonra çok büyük ustaları kaybettik. O da şöyle arkadaşlar. Şimdi son bir ayda çok büyük değerlerimiz gitti tabii. İlk önce Dilay Kemer'i kaybettik malum. Fenerbahçe TV'nin başarılı spikeri. 28 yaşında. 28-30 yaşında filandı. İşte amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Acının rengi olmaz. Ben bir Galatasaraylı olarak her zaman takdir ettiğim bir televizyoncuydu. Genç bir bayan arkadaşımızdı. İşte onu kaybettik malum. Ondan sonra işte hemen peşine biliyorsunuz Yalçın Granit Hoca'yı kaybettik. 82 yaşında. O da şöyle, Yalçın Granit Hoca'nın Türk basketboluna emekleri çoktur. Galatasaray'ın bütün basketbol şubelerinin kurucusuydu kendisi. Hatta ben basketbol oynadığı dönemleri yetişmedim. 60'lı yıllardan bahsediyorum. Yetişmedim. Kendisi hatta basketbol şubesinde 80'li yıllarda yöneticilik, idarecilik falan da yapmış. Ve kulübün herhangi bir şekilde bir nakit akışı, paraya sıkışık olduğu dönemlerde birçok yerlerden kaynak ve para bulmuş kulübe. Yani her türlü şekilde mücadele etmiş. Aynı zamanda milli bir basketbolcu da. Galatasaray'da emekleri çoktur. Hem de büyük bir ustadır. Antrenörlük, koçluk, idarecilik, yöneticilik, basketbol şubede genel koordinatörlük, sportif direktörlük falan gibi görevlerde bulundu. İşte büyük bir duayendi. Ondan sonra yaşı da vardı zaten. Ondan sonra hemen onun peşine dünya sinemasının çok büyük efsane bir ismi olan Sean Connery'i kaybettik. Yani James Bond. Şimdi Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore çok isimler oynadı James Bond'a ama ben kendi adıma söyleyeyim. Yani en muhteşem bulduğum, her zaman takdir ettiğim James Bond ki Sir unvanı da verildi ona biliyorsunuz. Ondan sonra orası bizi enterese eden kısmı değil ama en mükemmel James Bond'du. 90 yaşında öldü. Bir de nedense bizim ülkeyi çok sevmişti Sean Connery. Hep yaz tatillerine bizim Türkiye'ye geliyordu. Önce İstanbul, işte oradan Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi. Burada tatilini yapıyordu, gidiyordu. Ondan sonra ama James Bond'lu bir efsanedir. Yalan olmasın, ya 21 ya 26 mı ne filmi çekildi toplam James Bond'un. Ondan sonra büyük hizmetler vermişti dünya sinemasına ki Hollywood'da çok büyük yerlerdedir. Ve peşine Orhan Çoban abimizi kaybettik. Orhan Çoban 85 yaşında vefat etti. Hatta Memduh'un rahmetli yazdığı kitabında şöyle anlatmış. Şimdi o çok büyük bir şekilde büyük fabrikalardan, firmalardan çok büyük ürünler ve malları tedarik eder. Birçok ürünleri tedarik eder. Bütün mağazalara, toptancılara aracı pazarlarmış. Yani çok zengin bir şekilde tüccarlık yaparmış. Hatta Memduh'un falan olsun veya birçok yönetmenler herhangi bir şekilde bir şeye bir sıkışma olsun, para lazım mı falan deyip cebinden tomarları gösterilmiştir rahmetli. Ama onun yanında da Yeşilçam'a adım atıyor. 60'ların sonlarında, işte 68-69'da falan. İşte hep Orhan Çoban'ı özellikle Cüneyt Arkın filmlerinde, Kemal Sunal filmlerinde hep böyle otellerde komi, işte gemilerde mesela kamarot, ondan sonra işte resepsiyon müdürü gibi, ondan sonra veyahut da işte banka memuru gibi, gazinolarda böyle şef garson rollerinde gördük. Yani Memduh'un öyle derdi. Ona o karakterler, o tipler yakıştı. Biz de öyle uygun gördük ama bir filmde demişti, garson olarak Ahmet Kostarika'yı yapıp Orhan Çoban'a ters bir rol verip onu bir komiser yapmıştım demişti. Ondan sonra o da Covid'e yakalanmış. 85 yaşında vefat etmiş. Ama üzüldük.
Tabii çok hizmetleri vardı sinemaya. Ama sonradan 2000'li yılların ortalarından sonra unutuldu. 90'lı yılların sonlarında yani 17 Ağustos deprem dönemine kadar diyeyim, 2000'li yıllara kadar yine 3-5 dizi filmlerde bir şeylerde bir 3-5 rol verdiler. Ondan sonra o unutuldu. Ondan sonra öyle yani. Hemen onun peşine biliyorsunuz Mesut Yılmaz vefat etti. Eski başbakanımız. Anavatan Partisi'nde il teşkilatlarından siyasete girerek daha sonra milletvekili oldu. O zaten zenginliği sonradan gelen bir şey değil. Karısından olsun veya kendi dededen, babadan. Onlar zaten zengin bir aileydi. Anavatan Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptı Özal döneminde. Daha sonra da zaten genel başkan oldu ve başbakanlık görevini yürüttü. Anayolu hükümeti vardı arkadaşlar. O döneme yetişenler bilirler ki ben yetiştim. Sen şöyle otur, denizi çek. Arkamı dönmem lazım, oturamam. Evet, o zaman böyle arka böyle dönüştürürsün, böyle dön. Ondan sonra arkadaşlar... Ya, onun için dedim sana. Ondan sonra arkadaşlar... Şimdi Anayolu hükümeti vardı, koalisyon. Tahsin Şiller'le ikisi o dönem hükümet yürütmüşlerdi. İşte başbakanlık yapmıştı. Daha sonra 18 Nisan 1999 seçimlerinde üçlü koalisyon hükümeti geldi. İşte Bülent Ecevit'in başbakanlığında o dönem başbakan yardımcılığı da yaptı. Daha sonradan yine bu şu andaki iktidar partisinin döneminde bir dönem yine bir milletvekilliği yaptı. Rize'den bağımsız milletvekili olarak sonra bıraktı. İki sene önce oğlu Yavuz'u kaybetti, büyük oğlunu. Ondan sonra büyük oğlu Yavuz'u kaybedince ondan sonra tabii 70'inden sonra evlat isteyemek kolay değil. Hani yaradan kimseye vermesin. Kendi de kanser rahatsızlığı geçirdi ve daha sonra bir beyin kanaması. Beyin ameliyatı geçtikten sonra yoğun bakımdaydı. İstanbul'da özel bir hastanede vefat etti kendisi. Ondan sonra şimdi tabii çok isimler var. Ayrı konu. Arada bir de Hikmet Karagöz amcamızı kaybettik. Hikmet Karagöz'ü. Ondan sonra o da şöyle. Tabii Hikmet amca da 75 küsur yaşındaydı. Kendisi çok filmlerde, dizilerde, çok büyük projelerde oynadı. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısıdır. Oradan emekliydi. Hikmet amcanın en büyük özelliği ressamdı arkadaşlar. Şöyle gidelim abi. Hikmet Karagöz, Hikmet amca ressamdı. Yani şöyle bazı sinema emekçisi arkadaşlara göre bazı sinema emekçisi arkadaşlara göre normal şartların üstünde çok hali vakti yerinde bir durumu vardı. Çünkü çok yüksek fiyatlara satılan çok güzel profesyonel pahalı tablolar yapardı çünkü büyük bir ressamdı. Ama Hikmet amcayı şeyden tanırız hep. En büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a köprüyü satmıştı. Ondan sonra köprüyü satmıştı malum. Bir de 87'de TRT ekranlarında yayın hayatımıza gelerek başlayan ve 15 sene süren Bizimkiler dizisine 1990 senesinde dahil olmuştu. Orada şöyle Şükrü ile Şevket'in babaları vardı. Orhan Çağman'ı hatırlıyorsunuz. Hakim Bey. Hakim Bey bir iftiraya uğradı. Bir suçtan dolayı bir hapis kararı vermiş ona. Hapisten çıktıktan sonra boş bir şekilde iş arıyordu. Daha sonra Hakim Bey'i buldu. Peşine düştü. Hakim Bey ondan sonra onu aldı, şirkete getirdi. Şükrü ile Şevket'in orada şirketinde çaycı oldu. Şirketin çaycısı oldu. Ve hatta daha sonra birlikte Hacer vardı, temizlikçi. Onunla tanıştılar. O da işte Şükrülerin, Şevketlerin falan, büyük hanımın annelerinin evlerine temizliğe falan gidiyordu. Ondan sonra Abbas Efendi karakteriyle çok tanımıştık. Ondan sonra bu Kanal 7 vesaire gibi kanalların orada bir sürü o dini filmlerinde falan da oynamıştı. Yani genelde hep işte sorumsuz kumarcı, içki içip işte karısını çocuklarını döven bir şiddet uygulayan bir baba karakterlerini oynamıştı. Kötü karakterleri iyi rollerden sonra. Ondan sonra kendisi normalde evi arabası yazlığına kışına kadar normal iyi şartlarda yaşayan bir adamdı. Kadıköy'de oturuyordu. Ama yaşlanınca tabii hanım çoluk çocuğu mucuğu kaybedince ne yapsın? İnsan bunalıma giriyor. Ondan sonra yani bazen paran da olsa sana bakacak birini arıyorsun. O da gitti böyle ağaçlık ormanların içerisinde temiz hava olan bir yer arıyordu. En son kendisi Kartal Yakacık Yaşam Sanat Evi'ne geçti. Ondan sonra sırf kendi istediği için böyle ağaçların arasında ormanlık bir yerde huzur aradığı için. Yoksa normal şartlarda
bakacak insanın olsa, bir, yani evinde bir yemeğini pişiren, çamaşırını yıkan birisi olsa, Kadıköy'ün göbeğinde niye adam malını mülkünü bırakıp da oraya geçsin? O da var. Rahmetli güzel işlere imza atmıştı. Nur içinde yazsın. Ama hemen onun peşine Dilek abla ölmüş. Onu öğrendim ben. Dilek Perimasız'ı. O da 90'lı yılların televizyon dizilerinde, hani TRT egemenliği bittikten sonra 90'larda özel televizyon kanalları çıkıp bir sürü dizi furyası patladı. Orada 90'lı yılların, 2000'li yılların dizilerinde çok ekmek yiyen usta bir oyuncuydu. Ondan sonra onu da kaybettik. Peşine ondan sonra bir de aynı gün Sema Bekmez'in ölümüyle herkes sarsıldı. Bir sürü sanatçıların ve ünlülerin menajeriydi Sema Bekmez. Rahmetli Murat Göğebakan'ın karısıydı. Onlar ayrılmışlardı Murat Göğebakan'la. Daha sonra bir süre sonra Murat Göğebakan öldü ama en azından ayrılsalardı onun yanında olmuştu son zamanlarında. Ondan sonra bir sürü ünlülerin ve sanatçıların menajeri olan çok duayen bir isimdi ve çok güzel işlere imza attı. Büyük isimlerin menajerliğini yaptı ama onu da genç yaşta kaybettik. Yani işte 40'ına yakın. Ondan sonra yani çok isimler var. Giden dediğiniz gibi. Ama ondan sonra işte hemen onun ardından biliyorsunuz Ata abiyi kaybettik, sanatçı Ata'yı. Şimdi şöyle bir dipnot bilgi vereyim. Birçok sanatçıların ölüm haberlerini, vefat haberlerini, işte rahatsızlık, hastalanma haberlerini Türk Sanat Müziği sanatçısı ve Türkiye'nin büyük makedincisi Onur Akay'la Filmsan'ın genel müdürü olan Kıvanç Terzioğlu, Kıvanç abiden alıyoruz. Ondan sonra şimdi Ata abi öldüğünde ben Facebook'ta profiline baktım. Orada kaç yaşında oldu, yani doğumu yazmıyordu. Ama şöyle bir şey var. 1979-83 arası İstanbul Teknik Üniversitesi'nde üniversite hayatında üniversiteyi okuyup bitirmiş. Ondan sonra İTÜ'de mimarlık okumuş, mühendislik. O bir mimar aynı zamanda. Şimdi normal şartlarda şöyle dedim ben Onur abiye. Yani dedim 79'da eğer üniversiteye başlayıp 83'te bitirdiyse, hiç kalmadan bitirse 18 yaşında başlayıp 22'sinde bitirir. 61, o zaman dedim 18 yaşında olmuş olsa 61 doğumlu oluyor. Yani 60 yaşında oluyor ortalama. Ben de öyle düşündüm kardeşim ama net bir bilgim yok dedi bana. Ondan sonra çünkü araştırmadan da yazmak istemedim. Ondan sonra yaşını yazmadık çünkü paylaşırken. Şimdi arşiv ve dokümanter olarak hizmet verdiğim için sağlam kaynaklarla araştırıp doğru bilgiyi almadan bir şeyi paylaşmayı sevmem ben. Ondan sonra çünkü Ata abinin ölümünden sonra da biliyorsunuz büyük usta Timur Selçuk vefat etti. Timur Hoca 74 yaşında. Babası Münir Nurettin Selçuk'tan gelen bir sanat akımıyla sanatını icra etse de o babasının birçok eserlerini batı tarzına yorumlayan batı müziği ağırlıklı bir sanatçıydı. O da babasının dediği gibi işte aramızdan vakitsiz ayrılarak bizi kör kuyularda merdivensiz bıraktı. Ne yapalım? Vadesi doldurdu insan. Yola çıkıyor. Devam edecek mi? Edecek. Ve tabii Timur Selçuk'tan sonra da en son bu sabah saat 5.30'da bir acı haber aldık. O da Türk tiyatrosunda güzel işler yapan ama Yeşilçam kökeninden birçok sinema ve dizi filmlerin unutulmaz sanatçısı. Bizim de yakın bir dostumuz, abimiz olan Suat Keskin'i kaybettik, Suat abiyi. En son ya onun biraz çetrefilli bir hayatı oldu arkadaşlar. O şimdi bazı insanlar dediğim gibi güzel yerlerde sağlam bir şekilde hayatını sürdürürken belli bir yerden sonra artık elden ayaktan düşünce bakacak insanı olmuyor. Bir sıkıntıya düşüyorlar. Normalde o da Yakacık Yaşam Sanat Evi'ndeydi. Sonra şimdi birlikte evli olduğu eşiyle tanışıp evlenince tekrardan ikamet ettiği evine geri dönmüştü Çınarcık tarafına. 2,5 yıllık güzel bir evliliği vardı. En son işte doğum gününde görüşmüştük. Bir anda ondan sonra aradan bir 10 gün geçti. Covid'e yakalanmış. Yoğun bakım olduğunu öğrendik. Bir hafta geçmeden de aramızdan ayrıldı. O da 70 küsur yaşında. Onu da en çok Yakışıklı filminde Aliye'nin abisi olarak tanımıştık. Özellikle Kemal Sunal orada kız istemeye gittiğinde gazetede çalışıyor Aliye ile Selim. Kız isteme sahnelerinde çok sağlam diyalogları vardı. Ondan sonra
ondan sonra birçok dizilerde falan gördük ama daha sonra Kurt Kapanı dizisinde Kenan Kalal'la Alişan'ın başrol oynadığı o dönem. O dizide başkomiser Suat'ı oynamıştı 26 bölüm. Çünkü orada o tayfa birçok alengirli işlere bulaştıkları için yolu sık sık emniyete düştü ve orada bol bol Suat abiyi gördük. Kendisi ondan sonra birçok TV filmlerinde, bu dini filmlerde, TV filmlerinde oynadı. En son 2004'te Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizide kendisini bir 25 bölüm kadar gördük. Ondan sonra da pek bir yerde oynamamıştı. Ondan sonra işte artık kendini inzimayı mı çekti dersiniz? Veyahut da bir proje gelmiyor da beklemede mi dersiniz? Veyahut da emekliliğinin tadını mı çıkarıyor dersiniz? Artık yorum sizin. İşte bugün de böyle oldu. Yani çok da aynı isimleri kaybettik de. Yani çoğu kişi de kime sorsak 2020 artık bitse de bir kurtulsak diyorlar. Bence en çok bu pandemi sürecinde 2020'den sağlam çıkanlara madalya vermeleri lazım arkadaşlar. Bugün böyle üzgün bir yayın oldu. Çünkü çok kayıplar verdik bir ayda. 2019'da olduğu gibi 2020'de de çok büyük isimler aramızdan ayrıldılar. Şimdi ben yayını kapatacağım. Bunların da bilgisini vermiş oldum. Güzel bir yayın oldu ama üzücü bir yayın oldu. Şöyle güzel bir yayın oldu derken yani burada bir şeye sevindiğimizi düşünmeyin. Kaliteli bir yayın oldu yani. Çünkü hava da soğuk. Bir de zaten kapalı. Her an bir yağmur falan patlayabilir. Çünkü bugün 9 dereceye düştü arkadaşlar. Şimdi yayını bitiriyorum. Yayını bitiriyorum arkadaşlar. Akşam Bigo yayınında olacağım. Ama YouTube'da da her gün düzenli videolar devam edecek. Bu akşam 2 tane videoyu yükleyeceğim. Sizlerle birlikte olacak. Öncelikle bir uyarı yapayım. Bildirim butonunu açmayan arkadaşlar varsa bildirim butonunu açıp videolarımızdan haberdar olsunlar. Kanalımıza abone olmayanlar da aboneliklerinizi, videolara like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz sağlıklı, mutlu ve esen kalın. Pandemi sürecinde yasakların olduğu bir cumartesi gününden akşam başlayacak tabii 8'de. Böyle bir soğuk bir günden bir yayında da sizlerle birlikte oldum. Hepiniz sağlıklı, mutlu ve esen kalın arkadaşlar.